Efendim günaydın, haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve programımız yine her zaman olduğu gibi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde vergi konusunu gündeme getireceğiz. Daha doğrusu vergi konusunda merak ettiklerinizi cevaplandıracağız ki konuğumuz Buğmin Doktor, Buğmin Doğrusöz, Buğmin Hoca bizlerle birlikte. Muhtemelen bundan sonra da 15 günde bir bizlerle birlikte olacak ve sizlerden gelen soruları cevaplandıracak. Ardından da ikinci bölümde de malum trafik sigortası kanunu çıktı. Trafik sigortasındaki değişiklikleri sizle anlatacağız. Yine sorularınız olursa cevaplandıracağız. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Bunun aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden vergiyle ilgili sorularınız varsa alalım. Biraz sonra karşınızda olacağız efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ne var vergide? Şimdi bir Mayıs'ta galiba emlak vergisi var. Evet. O erken. Onu önümüzdeki haftalara bırakalım. Evet. Oradaki soruları, bu arada gelen soruları da arkadaşlar toparlarlar. Evet. Hepsine birden cevap veririz. Gündemde ne var vergide? Şu anda kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisindeyiz. Hı hı. Aslında 25'i yani bugün son günüydü. Fakat bakanlık beyanname verme süresini 2 Mayıs'a kadar uzattı. Niye uzatırlar hocam? Yani son günden niye ki? Talep alış toplamadı, gelmedi mi fazla? Yok. Şimdi özellikle çeşitli bu alanda çalışan kişilerin iş yoğunluğu dolayısıyla hani beyanname, çünkü sadece kurumlar vergisi beyannamesi vermiyorsunuz. Katma değer vergisi, muhtasar beyanname, hepsini veriyorsunuz. İş yoğunlukları dolayısıyla bakanlığa bu yönde özellikle meslek odalarından çok fazla talep gelince bakanlık da uzatıyor. Ama burada şu eleştiriyi de getirebiliriz. Yani bu uzatmalarla yıllardır beyanname verme tarihleri belirsizliğe doğru dönüşmüş vaziyette. Aslında bütün beyannameler için tek bir tarih olsa ve fix olsa, herkes ona göre programını hazırlasa, ayarlasa hem uygulamacılar için iyi olacak, hem de maliye açısından da nakit akımı tutturmak bakımından, hazine açısından daha yararlı olacak diye düşünüyorum. Kurumlar vergisi şimdi ne tarihe ertelendi? 2 Mayıs pazartesiye. 2 Mayıs pazartesiye. Evet. Var mı orada bir değişiklik hocam? Orada şu anda bir değişiklik yok ama şu anda mecliste bir kanun tasarısı var. Hı hı. Gelir vergisi kanun tasarısı. Gelir vergisi kanunu tümüyle yürürlükten kaldırıp yeni kanun yürürlüğe giriyor. Ancak bir önemli nokta var. Kurumlar vergisi kanunu da yürürlükten kaldırıp onu da gelir vergisi kanunu içerisine alıyoruz. Yani. Dolayısıyla tek kanun olarak iki kanun birleşiyor. Ama bu konuda çok tartışma var, çok eleştiri var. Yani belki onlara da biraz değinmek gerekir tamam, diye ne avantajı, düşünüyorum. Ne avantajı var? Yani bu değişikliğin ne getirecek? Özellikle kurumlara, şimdi, şirketlere, KOBİ'lere. Şimdi şöyle diyeyim. Yani bunun özellikle ders anlatırken hocalardan tutun da uygulamacılara kadar pek çok şeyi olumsuz etkileyeceği kanaatindeyim. Avrupa Birliği ülkelerine bakarsanız büyük çoğunluğunda da zaten gelir ve kurumlar vergisi kanunları ayrı kanunlardır. Bir bölümü az olan da iki kanun birleştirilmiş ama ayrı ayrı bölümler halindedir. Avrupa Birliği'nde iki kanunu iç içe yazmış olan sadece 3 tane ülke vardır. Dolayısıyla bizim de bu şekilde azınlıkta olan bir sisteme, bir de ortaya herhangi bir bilimsel ve mantıklı bir gerekçe konmadan geçilmesi uygulamada karışıklık yaratacağı izlenimini yaratıyor. Çünkü bizim o kadar çok çeşitli mükellefimiz var ki doğal olarak vergi hukukundan kaynaklanan. Örneğin tam mükellef gerçek kişiler var, dar mükellef gerçek kişiler var. Tam mükellef kabul edip de yurt dışında oturan, dolayısıyla aslında dar mükellef olup da tam mükellef gibi vergilendirdiklerimiz var. Gelelim şirketlere. Tam mükellefi var, dar mükellefi var. Dar mükellefin içerisinde Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi olanı var. Bütün bunların hepsini tek maddeler halinde toplamak büyük karmaşaya yol açacak. Ve bir de şu var, biz kendi aramızda vergiciler diyeyim, hani hukukçularıyla, mali müşavirleriyle, yargı mensuplarıyla bir dil oluşmuştur. Mesela ben derim ki ya kurumlar vergisi kanunu 11. maddesine göre şu şöyledir dediğim zaman benim ne dediğimi siz anlarsınız. Hı hı. Şimdi madde numaraları değiştiği, kavramlar değiştiği, kanundaki yerler değiştiği, maddeler arası ilişkilerin değiştiğinde bu dil de çökecek.
Peki bir gerekçe olması lazım böyle bir değişikliğe. İki vergiyi birleştirmenin ve eğer hiçbir çok az ülkelere uygulanıyorsa işte gerekçe... İşin ilginci orada. Daha basitleştiriyoruz sistemi deniliyor ama daha karmaşıklaşıyor. Yani nasıl basitleştirir? İkisini birleştirince... İşte iki kanun yerine tek kanunumuz olacak. Kanunlardaki madde sayıları azalacak falan gibi. Tamamen şekli yaklaşım. Peki iki vergi arasındaki fark da şu anda mevcutta hocam? Tabii biri tüzel kişileri, şirketler dünyasını vergilendiriyor. Biri gerçek kişileri vergilendiriyor. Hı hı. Peki ikisi birleşince bir avantaj sağlayacak mı? Oransal Hayır. olarak bir avantaj var mı? Hayır, oransal olarak bir avantaj sağlamayacak. Maliye Bakanımız geçenlerde bir açıklama yaptı. Her ikisi birleşmeden sonra da dedi, ne kurumlar vergisinde ne gelir vergisinde bir oran artışı olmayacaktır. Ek bir yük getirilmeyecektir denildi ama maddelere baktığınız zaman gizli gizli tehlikeler var içerisinde. Onlara çok dikkat etmek lazım. Yani Sayın Bakan tabii vergi oranı artmayacak. Doğru, artmıyor. Ama kanun maddelerinde öyle ufak değişiklikler yaptığınız zaman vergi yükü artabiliyor. Örneğin şu anda kişilerin elde etmiş olduğu kira gelirlerinin %25'i gider kabul edilir. Götürü gider dediğimiz bir şey. Yani siz 10 bin lira kira geliri elde ettiyseniz bunun %25'i 25 bin lirasının giderden oluştuğunu kabul eder. 7500 lira üzerinden biz matrah alırız. Ama şimdi mesela götürü gider kısıtlanıyor. Geliriniz arttıkça götürü gider olarak kabul ettiğiniz %25 oranı %15'e kadar düşüyor. Bu da nedir? Kira geliri elde edenler için bir ek yükün ortaya çıkmasına yol açacaktır. Veya örneğin şöyle bir örnek vereyim. Şimdi şirketler dünyasında baktığınızda 2 yıl gayrimenkul şirketin aktifinde kaldıysa ve onu sattıp kazanç elde ettiyseniz kazancın %75'i belli şartlarla vergiden istisnadır. Şimdi o süreyi 5 yıla çıkarıyoruz. Dolayısıyla bu da 5 yıl içerisinde gayrimenkul satacak olan şirketler için yeni ek yükler demektir. Yani ben bugün 2 yıl içerisinde sattığım zaman bir gayrimenkul şirket olarak vergi ödemiyorken, %75'ten vergi ödemiyorken ama yeni kanun çıkınca bu süre 5 yıla çıkıyor. Yani vergi oranı artmıyor ama ufak ufak vergi düzenlemeleriyle vergi yükü artıyor. Ev hanımları için ev hanımı olup da üzerinde evi olup ve bundan da kira geliri elde eden bir vergi verir mi hocam? Verir. Yani bu hani bununla yıllık bir beyan etmesi mi gerekiyor? Tabii. Şöyle diyeyim. Hani ev hanımlarına veya tek meskeni olanlara yönelik istisnalar gelir vergisinde değil. Onlar daha ziyade başka bir geliri olmayan, emekli olan, tek meskeni olan gibi istisnalar emlak vergisinde var. Ama gelir vergisi açısından çalışıp çalışmamasının, kaç yerden kira geliri elde ettiğinin herhangi bir önemi yok. Dolayısıyla kira geliri elde eden herkes, tabii ki kanundaki bazı şartlar var. O şartlar yerine geldiyse beyanname vermesi gerekiyor. Mart ayından Mart ayına beyanname verecek. Bu mu hoca? Sat geri kiralamada vergi avantajı var mı leasingde? Sat geri kiralada vergi avantajı var denilebilir ama asıl avantaj finansman yaratıyorsunuz şirkete. Yani Silent Leaseback'te sattığınız zaman sizin elinize bir fon geçiyor. Ama sattığınız gayrimenkulden de olmuyorsunuz. Örneğin bir fabrika binasını sat geri kiralayla Silent Leaseback yöntemiyle bir leasing şirketine devrettiğinizde satış bedeli kadar elinize bir finansman geçiyor. Binayı yine kullanmaya devam ediyorsunuz. Belli kiraları ödüyorsunuz. Ve işin en önemli tarafı da 5. yılda örneğin sözleşmelerine göre değişiyor. O binayı yeniden geri satın alma hakkınız var. Peki hocam, sorular şöyle, bir vergi affı gelecek mi? Son dönemlerde çok gündemde yine bir konuşuluyor, vergi affı gelecek, vergi alacak. Gerçi Maliye Bakanımız olmayacak dedi ama hani biz geçmişte de olmayacak denildiğinde evet biliyorum. Evet, sizin kulağınız. Yani bu konuda hani benim hani resmi bir şey söyleme imkanım yok ama ben de onları duyuyorum. Yani vergi affının geleceği yolunda bir de şu var. Af kanununa hakikaten ihtiyaç var. Yani, öyle mi? Tabii. Neden dersin? Neden? Bir kere yani şu var, kişiler vergilerini ödeyemiyor, bilançolar yanlış, enflasyon. Onların hepsini geçiyorum. Ama siz eğer gelir ve kurumlar vergisi kanunu değiştiriyorsanız, vergi usul kanunu değiştiriyorsanız, suç ve cezaları değiştiriyorsanız, yeni bir sistem kuruyorsanız o zaman da eskiyi de sıfırlayıp beyaz bir sayfa açmak lazım.
Yani aynı anda ben hem eski kanuna göre uygulama yapacağım idari olarak, hem yeni kanuna göre uygulama yapacağım. Bu hakikaten idare için de zordur. Ve bütün köklü değişikliklerin yapıldığı dönemlerde hep eski dönemler bir af kanunuyla kapatılmıştır. Yani hukuksal bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Ve onun ötesinde bazı şeylere bakarsanız, örneğin gerek idarenin uygulamasından, gerek içtihatlardaki çelişkilerden, şirketlerin üzerinde şu anda Demokles'in kılıcı gibi o kadar çok vergi riskleri var ki bunların bir temizlenmesi lazım. Ayrıca enflasyon düzeltmesi getiriyoruz şimdi yeni vergi usulü kanun tasarısıyla. Bütün bilançolar enflasyona göre yenilenecek. İyi güzel de bu şunu anlamada geliyor. Biz yıllardır bilançolarımızı enflasyona uyarlamadık. Dolayısıyla bizim bilançolarımızda hala tarihsel rakamlar duruyor. Örneğin bir taşıt aldınız, alış bedeliyle gözüküyor. Gayrimenkul aldınız, alış bedeliyle gözüküyor. Ama şu anda onun bedeli çok çok artmış vaziyette. Dolayısıyla mali tabloların da yenilenmesi gerekiyor. Mali tabloları yenilerken de eski pürüzler, hesaplar, onlarla uğraşıldığı takdirde bu hazineye daha fazla yük getiriyor. Bu söylediğiniz değişiklikler ne zaman uygulamaya girecek? İzleyici soruyor, izleyiciler soruyor. Şimdi şöyle diyeyim, vergi usul kanunu tasarısı şu anda Maliye Bakanlığı'nda üzerinde çalışılıyor. Yakında meclise sevk edilecek. Buna karşılık gelir vergisi ve kurumlar vergisiyle ilgili yeni tasarı şu anda Meclis Bütçe Plan Komisyonu'nda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Tahmin ediyorum ki Mayıs'ın ortasına doğru herhalde genel kurula gelir. Zaten hükümetin 6 aylık icraat programına bakarsanız orada 21 Haziran'a kadar çıkartılacak kanunlar içerisinde gelir ve kurumlar vergisinin birleştirilmesine ilişkin kanun ve vergi usul kanun tasarısı deniliyor. Dolayısıyla hükümetin hedefi 21 Haziran'a kadar yasalaştırmak. Ama tabii yasama organının programı içerisinde bu ne kadar mümkün olur onu bilmiyorum. Yani o zaman buradan şunu mu anlamamız lazım? Yani Haziran'ın ilk yarıda eğer bu yasa çıkacaksa senenin ikinci yarısında da bir affa doğru af konusu gündeme gelebilir. Gelebilir. Gelebilir ve gelmesi de gerekir diye düşünüyorum. Peki böyle bir af çıksa, yani vergi affı çıksa bugün ne kadar mükellef bundan yararlanır sizce tahmini hocam? Yani burada şuna varmaya çalışıyorum. Ne kadar mükellef ödemiyor? Vallahi hani kesin rakamlar elimde yok ama size şunu söyleyebilirim. Bugüne kadarki af kanunlarında gelir idaresi başkanlığının veya gelirler genel müdürlerinin veya maliye bakanlarının şu kadar rakam hedefliyoruz dediklerinin çok üzerinde para toplanmıştır. Hele tam kanun numarasını hatırlayamayacağım. Sayın Unakıtan zamanında 2002-2003'te bir vergi affı kanunu çıkartıldı. IMF'e taahhütte bulunduk. Şu kadar para toplayacağız diye Sayın Osman Araoğlu Geliler Genel Müdürü'ydü o sırada. 3 misli para toplandı. 3 misli hazineye gelir yazıldı. Çünkü bizim mükellefimiz kötü niyetle vergi kaçıran bir mükellef değil. Yani bizim mükellefimiz hazinenin parasını hazineye intikal ettirmeyip kullanımın peşinde olan değil. Bakıyorsunuz bir kısım mükellef ödeme güçlüğü içerisinde. Bir kısım mükellef vergi mevzuatının çelişkilerinin, uygulamadaki boşlukların içerisinde kaybolmuş vaziyette. Bir kısım mükellefe bakıyorsunuz yazılan cezalar var, vergi ve cezalar. Ama bunların büyük çoğunluğu yargıda düşüyor. Yargıda düşüyor ama yargı bizim ülkemizde bildiğiniz gibi hızlı çalışan bir mekanizma değil. 5 sene ile 8 sene arasında bir vergi davası. Şimdi bir iş adamının kafasında diyelim ki 6 milyon, 10 milyon, 30 milyon liralık vergi ve ceza varsa 8 sene sonra sen bunu kazanırsın deseniz bile o iş adamı ne yatırım yapabilir ne önünü görebilir. Çünkü o 8 milyonu her zaman küçük de olsa bir kaybetme riski vardır. Dolayısıyla yani bunların hepsinin bir temizlenmesi gerektiği gibi dediğim gibi yani bizim mükellefimiz vergiyi kaçırmak veya ödememenin peşinde değil. Şimdi bir başka izleyicimiz şöyle söyleyeyim sormuş. Diyor ki her vergi affında demek ki beklenen sonuç elde edilmiyor ki belli bir sürelerle sürekli vergi affı çıkıyor. Benim de mesela aklıma o geliyor Saydan. Yani biz son 10-15 yılda ne kadar af çıkardık? Şimdi çok güzel bir şey söylüyorsun ama bizim burada bir hata yapıyoruz biz. O hatamız da şu. Bir af kanunu çıkarttığımız zaman geriye dönüp de ya mevzuatımızda İdarenin uygulamasında veya yargı içtihatlarında, yargı kararlarında bu affa sebep olan neydi? Buna bakmıyoruz. Hiçbir şeyi düzeltmiyoruz. Dolayısıyla
affı hazırlayan koşullar af kanunundan sonra da aynen devam ediyor. Dolayısıyla 3 sene 5 sene sonra yine aynı affa ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani biz affı sistemi düzeltmek için bir araç olarak kullanmıyoruz. Hatamız da buradan kaynaklanıyor zaten. Eğer biz af kanunuyla beraber sistemi de gözden geçirsek, affa ihtiyaç doğuran nedenleri de doğru olarak saptayıp düzeltsek, emin olun bir daha affa ihtiyaç olmaz. Mesela bu düzenleme, bu iki verginin birleşmesi, sonra af ve artık bir daha hiç yok. Hayır. Bu da mı çözüm olmaz? Çözüm değil. Çünkü neden? Buradan bizim vergi sisteminde bir garabet var. Var, var tabii. Bizim bu tasarılara baktığınız zaman birçok sorunun yine çözülmediğini görüyoruz. Yani bu iki tasarı da evet güzel tasarılardır ama reformist bir yapı yok. Yani vergi idaresinin veyahut da vergi mevzuatının açıklarını kapatmak veyahut da yargı kararlarına bir paralel sağlamak gibi bir öyle bir hukuki sorunları ortadan giderici bir yapısı yok. Mesela yine bir sözünüz kesiyorum hocam, galiba. Hayır, örneğin bütün vergi kanun tasarılarında yazar. Amaç nedir? Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek. Şimdi yeni gelir vergisi tasarısına bakıyorsunuz. Verginin tabanını genişletmiyor. Yeni bir mükellef yaratmıyor. Şu anda mesela vergi usul kanununa bakın. Defter tutan bir mükellef nelerle eleştirilebilir? Defterini ibraz etmeyebilir. Hapis cezası vardır. Defterinde kullandığı herhangi bir faturaya sahte denilebilir. Hapis cezası vardır. Efendim, defterinin üzerine çay dökülür, defter okunamaz hale gelir. Hapis cezası vardır. Tahrif etmekten yargılanabilir. Ama defter tutmayan adama hiçbir ceza yoktur. Öyle mi? Hiçbir ceza yoktur. Yani hapis cezası anlamında ceza yoktur. Ama bizim sistemimizde kayıt dışı ekonomiyle mücadele adına bunları getirmemiz gerekiyor. Bunları getirmediğimiz sürece aynı sorunlarımız devam edecektir. Yine haftalarla çözeceğiz demek. Peki son soru. Gündemde diyor, bahsediyorsunuz evet, vergideki değişiklikler. Gündemde özellikle yüksek olan akaryakıttaki vergi gibi konulara herhangi bir indirim getirecek düzenleme var mı? Hasan Bey. Bu sorunun cevabı siyasaldır. Neden derseniz, çünkü akaryakıtla ilgili ÖTV esas belirleyicidir. ÖTV'yi saptama yetkisi de Bakanlar Kurulu'ndadır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı'nın teklifiyle Bakanlar Kurulu her an değişiklik yapabilir, yükü arttırabilir veya azaltabilir. Dolayısıyla şu an için bir çalışma değil, siyasetçinin iradesi önemlidir. Bumin Hoca, teşekkür ediyorum. 15 teşekkür gün ederim. Sonra konutu... Emlak vergisi. İnşallah değil yani, bağladık artık yani 15 peki, gün sonra emlak vergisi. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İlk bölümün sonuna geldik. Az sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler meclisten geçti. Zorunlu trafik sigortasında yüksek prim artışlarının nedeni olan sigorta sistemindeki aksaklıkları gidermek için 3 maddelik yasal değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle %100 kusurlu olmasına rağmen hayatını kaybeden kişinin ailesine ödeme yapılması uygulamasına son verildi. Yasada yapılan diğer düzenleme, trafik kazalarında hayatını kaybedenler için sigortadan ödenecek tazminatı hazinenin belirlemesi oldu. Hazine standart bir hesaplama yöntemi belirleyecek ve kişiler sigortadan ne kadar tazminat alacağını bilecek. Böylece vefat tazminatını aracılık ederek rant sağlanmasının da önüne geçilecek. Yeni düzenlemeye göre trafik kazasında zarar görenler zararı tazmin etmek için ilk önce sigorta şirketine başvuracak. Sigorta şirketi 15 gün içinde yazılı cevap vermezse veya aldığı cevap talebini karşılamazsa mahkeme yoluna gidebilecek. Türkiye genelinde 20 milyona yakın araç bulunuyor ve bunların yaklaşık 4 milyonu sigortasız biçimde trafikte seyrediyor. Türkiye Sigortalar Birliği'nin verilerine göre tazminat ödemelerine bakıldığında son 4 yılda ödenen vefat, sakatlık tazminatı %311, maddi hasar tutarı %36 arttı.
her 100 araçtan 50'si hasar görüyor ve toplanan her 100 liralık primle 163 liralık hasar ödeniyor. Evet efendim, konumuz trafik sigortası, konumuz Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay. Trafik kanunu çıktı, neredeyse bir hafta 10 gün oldu. Bakış programında kanunun öncesi çok yayın yaptık ama kanun sonrası yayın yapmadık. Dolayısıyla sizlerden gelen istek doğrultusunda da şimdi bundan sonra da yapacağız ama ilk etapta bu kanun ne getiriyor, kimlere ne avantaj sağlayacak, bugüne kadar yaşanan, yaklaşık bir yıldır yaşanan sorunlara çare olacak mı? Bunları bir konuşacağız. bakış@habertürk.com sorularınız varsa iletirsiniz. Biz de canlı yayında sorarız. Aynı zamanda Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden trafik sigortası ile ilgili sorularınızı alabiliriz. Atilla abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı olsun. Sektöre hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Çünkü biz de neredeyse aylardır yazıp çizmekten yorgun düştük artık. Yani herhalde ben ilk defa hayatımda bir kanun çıkışına bu kadar seviniyorum. Çünkü ciddi yordu yani bizi de. Herkesi yordu bu trafik sigortası. Şimdi 3 madde dedi arkadaşlar. Siz benle dediniz ki 4 madde. Evet. Buyurun sıralayın maddeleri. Şimdi şöyle, biliyorsunuz zorunlu sigortalar bir kanuna veya bakanlar kuruluna dayanılarak çıkartılıyorlar. Ve trafik sigortası da Karayolları Trafik Kanunu'na dayanılarak çıkartılıyor. Karayolları Trafik Kanunu yazımı 83'te biten ve resmi gazetede yayınlanan ve 1985 yılında yürürlüğe giren bir kanun. Geçen bu 31 senelik süreç içerisinde hem uygulamadaki değişiklikler hem de kanunda net olmayan bazı hususların yargı içtihatlarıyla doldurulması sebebiyle bir takım aksaklıklar yaşandı ve bildiğiniz, sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık bir yıldır zorunlu trafik sigortası kamuoyu gündeminde oldukça sık tartışılır bir hale geldi. Hı hı. Öncelikle biz bu kanunun bu tartışmalara başladığı zaman ne istiyorduk? Onları özetleyeyim isterseniz. Tabii. Biz sigorta sektörü olarak öncelikle tazminatı doğru hak sahibine ödemeyi, eksiksiz olarak doğru hak sahibine ödemeyi istiyorduk. Niye ödeyemiyorduk? Ödeyemiyorduk. Daha doğrusu biz 7.6 milyar kasko sigortası ve trafik sigortasında hasar ödüyoruz. Fakat özellikle trafik sigortasında vefat dosyaları bir ticari meta haline gelmişti. Yani ne demek bu? Aracı kurumlar ortaya çıkmıştı ve sigorta şirketlerinin ödedikleri tazminatların %25 ile %35'lik kısmı bu aracılara ödeniyordu. Hı hı. Biz öncelikle bu sistemin ortadan kalkmasını ve doğrudan hak sahibine ödeme yapmayı istiyorduk. Onun dışında primleri adil olarak dağıtmayı istiyorduk. Bundan paylaştırmayı istiyorduk. Bundan neyi kastediyoruz? Özel otomobillerde her 100 aracın 6'sı kaza yaparken taksilerde veya ticari otomobillerde her 100 aracın 23'ü kaza yapıyordu. Dolayısıyla biz primleri bu araç grupları arasında doğru dağıtırken, hatta bu araç gruplarında az hasar yapanlarla çok hasar yapanlar arasında da bir adil dağılım yaparken hep elimizde olmayan sebeplerden dolayı eleştiri oklarını tek başına göğüslemek zorunda kalıyorduk. Ve normalde bir alacakta nasıl bütün süreçler tüketilmeden yargıya başvurulmuyorsa, zorunlu trafik sigortasında da aynı sürecin işletilmesini istiyorduk. Yani vatandaş, hak sahibi önce sigorta şirketine başvursun. Eğer sigorta şirketinin verdiği cevaptan memnun değilse veya verilecek bir mehil süresi içerisinde cevap alamıyorsa, o zaman yargı yoluna başvursun. Bunları talep ediyorduk. Ve bununla ilgili de biz bir kanun değişiklik tasarısı hazırladık. Ve bu tasarıyı da çeşitli paydaşlarla görüştük. Yani Odalar Borsalar Birliği ile görüştük, Hazine Müsteşarlığı ile, Emniyet Genel Müdürlüğü ile, Türkiye Şoförler Federasyonu ile, Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği TÜSİAD'la görüştük ve bu taleplerimizi onlarla paylaşarak bir konsensüs içerisinde bu talepleri hazırladık. Bunun sonucunda da 4 maddelik tasarı Meclis Genel Kurulu'na sunuldu ve geçtiğimiz günlerde de Meclis Genel Kurulu'ndan kabul edildi. Şu anda onay sürecinden sonra resmi gazetede, evet, resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Birinci madde. Birinci madde, Karayolları Trafik Kanunu 90. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle tazminat limitleri içerisinde trafik sigortasındaki tazminat ödeme yöntemlerinin bu kanuna göre çıkartılan genel şartlarla belirleneceği hüküm altına alındı. Yani ne oldu?
tazminat ödemeleri, hesaplamalar daha doğrusu geçtiğimiz dönemlerde standart değildi. Yani siz en tane farklı hesaplama modeliyle aynı özelliklere sahip kişiler için çok farklı tazminat tutarları hesaplayabiliyordunuz. Ve bu sigorta şirketlerinin öngörülebilirliğini ortadan kaldırıyordu. Dolayısıyla şimdi genel şartlarla yapılan hesaplama standartizasyonuna kanuni bir dayanak sağlandı ve tazminat ödemelerinin hesaplanması standart hale getirildi. Bu sayede hem şirketler için öngörülebilir bir piyasa oluşturuldu, hem de aynı özelliğe sahip hak sahipleri için aynı tutarda tazminat ödenmesi sağlandı. Tamam, o standartla kasıt ne? Yani şu anda o standartı kim belirleyecek? Şu anda genel şartlarda Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendi. Yani bir vefat tazminatında veya bir sürekli sakatlık tazminatında veya bir değer kaybında hangi hesaplamaların, hangi formülasyonların kullanılacağı, hangi varsayımların kullanılacağı hesaplanmış, belirlenmiş durumda. Ha, şu anda hazır, şu anda genel şartlarda yani var. Bunun bir kanuni dayanağı yoktu. Şu an kanuni dayanakla da bu yani sağlandı. Trafik sigortası genel şartlarındaki, yani şu anda çıkan kanun trafik sigortası genel şartlarındaki o hesaplama yöntemini yasal, cevaz veriyor. Evet, öyle mi diyelim? Evet, yani yasal bir çerçeveye oturttu. Ha, yani yeni bir şey hazırlanmayacak. Yeni bir şey hazırlanmayacak. Ya bu şu anlama mı geliyor? Yani mesela 40 yaşında Allah göstermesin trafik kazasından dolayı ölen bir kişi her ne şartı olursa olsun, ister Ağrı'da ölsün, ister İstanbul'da ölsün, ne olursa olsun o artık aynı parayı alacak. Ya aynı tazminatı alacak değil mi? O mahkeme başka para, bu mahkeme başka bir tazminat hakkı vermiş, şey yapmayacak. Şimdi sigorta şirketine, sigorta şirketine başvurduğu zaman veya mahkemeye başvurduğu zaman aynı hesaplama modeli kullanıldığı için aynı sonuca ulaşılacaklar. Burada kişiler arasında şöyle bir farklılık olacak. Kişinin burada geliri, özellikle vefat dosyalarında kişinin geliri önemli. Kişinin yaşı ve cinsiyeti önemli. Kullanılacak teknik faiz oranı, yani siz diyelim ki 34 yaşında bir kişi mortalite tablosuna göre 40 yıllık bir yaşam ömrüne sahip olduğu hesaplanıyorsa o parayı siz peşine ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu hesaplamayı yaptıktan sonra da onu bugünkü değerine çekiyorsunuz teknik faiz kullanarak. Ben hesaplayabilir miyim bunu Atilla'yı kendim? Şu anda tabii şaşırdınız ya, niye hesaplayacaksın ama merak ettim. Yani bu kadar basit midir bunun hesaplaması? Yani şu anda formülasyon net, siz de öyle hesaplayabilirsiniz. Evet. Ha, bu kanun evet, buna izin evet, veriyor. Evet, bu peki, kanun buna cevaz veriyor. İkinci madde? İkinci madde, teminat dışında kalan hallerde bazı yorum açık durumlar vardı. Mesela trafik sigortası bir sorumluluk sigortası. Sorumluluk sigortası ne demek? Sizin bir eyleminizle üçüncü şahısların mal ve canında meydana getirdiğiniz zararları kapsam altına alıyor. Örnekleyin. Örnek vermek çünkü gerekirse... Çünkü biz orada şöyle bir tereddüte düşüyoruz. Ben mesela bir örnek veriyorum. Herhalde benim verdiğim örnek yanlış ki herkes eleştiriyor. Alkollü araç kullanırsam ve gidip de işte bir ağaca, bir direğe çarparsam ve ölürsem ben kusurluyum. Dolayısıyla benim aileme tazminat ödenmiyor. Doğru örnek mi veriyorum? Bu örneği doğru örnek veriyorsunuz. Bundan sonra ödenmeyecek çünkü burada esas olan hukukun genel kurulu da kişinin kendi kusurundan faydalanamaması. Bu kişi eğer ağaca çarpmayıp da bir binaya çarpsaydı ve binaya zarar vererek vefat etseydi, o zaman binanın hasarını kim karşılayacaktı? Kanunlu mirasçıları karşılayacaktı. Dolayısıyla trafik sigortasında da aynı mantık çalışıyor. Eğer siz kendi kusurunuzla bir şeyin zarara uğramasına veya bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına yol açıyorsanız o kendi kusurunuzdan faydalanmamanız gerekiyor. O kişi başkasını öldürürse ama ölen kişinin yakınlarına tazminat ödenir. Tabii ki. Çünkü sorumluluk sigortası evet, zaten. Üçüncü şahsın mirasçılarına tabii ki trafik sigortası ödeyecek. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Üçüncü şahsın malında, arabasında, evinde veya karayollarının korkuluklarında meydana gelen hasarlar yine kusur oranının nispetinde trafik sigortası tarafından karşılanacak. İşte bu açık olmadığı için genel şartlarda ve kanunda mahkemeler farklı yorumlamalara gidebiliyorlardı ve trafik sigortası artık bir sorumluluk sigortasından çıkıp bir ferdi kaza ve bir hayat sigortası formatına dönüşmüştü. Şimdi burada trafik sigortasının bir sorumluluk sigortası olduğu ve üçüncü şahısların zararlarını karşılayacağı ve kişinin kendi kusurundan faydalanamayacağı net bir şekilde bu ikinci düzenlemeyle hayata geçirilmiş oldu. Üçüncü düzenleme, bu her türlü yani hayatın akışına uygun olmayan bir madde vardı. Kişi zarar gördüğü zaman isterse mahkemeye, isterse sigorta şirketine başvurabiliyordu. Ve bu yine bu aracılık sistemi sayesinde artık trafik sigortası kapsamında oluşacak zararlar doğrudan mahkemeler yoluyla karşılanmaya ve talep edilmeye başlanmıştı. Halbuki kişi sigorta şirketine gelse
oluşan zararını tazmin edebilecekti ve daha kısa sürede tazmin edebilecekti. Şöyle örnek vermek gerekirse, eğer bir kişi sigorta şirketine başvurduğu zaman hesaplama modeliyle aktüerler tarafından yapılan hesaplamalarla bir tazminat tutarı ortaya çıkıyordu. Hı hı. Ama bu olmayıp da kişi bir aracıya gittiğinde, ona vekalet verdiğinde bir yargı süreci oluyordu ve bu yargı süreci 3,5 yıl sürüyordu yaklaşık. 3,5 yıl bu kişi vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalıyordu ve zararı giderilemiyordu. 3,5 yıl sonunda da hesap edilen tutarın %25 ile 35 arasında kalan tutarı yine aracılık komisyonuna yaptığı işlem dolayısıyla ödeniyordu. Ve aslında kişi 3,5 yıl sonra aslında alması gereken tutardan daha az bir parayı alıyordu. Şimdi öncelikle diyoruz ki biz kesinlikle burada çünkü yorumlarda görüyoruz yargı hakkını kısıtlamıyoruz. Önce sigorta şirketine başvurun. Çünkü zaten hesaplamalar standart oldu. Artık mahkemeye de gitseniz, sigorta şirketine gitseniz aynı tutarı alacaksınız. Sigorta şirketine başvurun. Eğer sigorta şirketinin vermiş olduğu cevaptan memnun değilseniz veya sigorta şirketi size 15 gün içerisinde cevap vermezse o durumda yargıya veya sigorta tahkimine komisyonuna başvurun. Peki bu geldi. Atilla Bey, şimdi şu soru ben de soracaktım aslında. Şöyle soruyor izleyicimiz. Tazminatı eğer beğenmezsem, özetle şöyle yazmış, ben özetleyeyim daha doğrusu yazdığını, şöyle hani tazminat sıfır, belli bir standart getirildi ya tazminata. Hı hı. Eğer sigorta şirketinin verdiği tazminatı beğenmezsem, yani argo tabiriyle beğenmezsem yargıya gidebilir miyim? Şimdi burası önemli. Hani daha önce öyle bir şey vardı. Yani işte sigorta şirketi 10 lira veriyor. Hayır ben istemiyorum. Ben düşük buluyorum. Gidiyorum yargıya. Ve işte mahkemeye de belki daha yüksek karar veriyor. Vermiyor. Bilemem. Tazminat hesapta standart geldi. Yargı yolum açık mı yine de? Çok güzel bir soru bu. Yargı yolunuz yine açık. Çünkü şöyle bir şey var. Bir kere yine borçlar hukukunun genel prensip olarak zarar veren verdiği zararı karşılamakla mükellef. Yani bizim burada getirdiğimiz standart trafik sigortası kapsamında ödenecek tazminatlar için getirilen bir standart. Hı. Ama borçlar kanunu kapsamında eğer kişi daha fazla bir tazminata hükmediliyorsa bunu zarar verenden isteyebilecek. Ama trafik sigortasının ödeyecek olduğu tazminat tutarı genel şartlarda belirlenen hesaplama modeli kadar olacak. Yani şimdi bir dakika. Yani ben onu sigortadan alamam. Evet. Gider bana zarar veren kişiye evet. Şey yapabilirim, açabilirim. Evet. Evet. Peki, şimdi size iki tane soru okuyacağım Atilla Bey. Çok ama iki tanesini okuyacağım. Siz ne demek istediklerini anlayacaksınız. Mehmet Bey diyor ki, geçen sene 180 TL olan sigortam 680 TL olarak yaptırdım. Yeni kanun ile geri alma şansım var mı? Bir. İkinci soru, bir ay önce yüksek fiyattan trafik sigortası yaptırdım. Bu yeni kanun ile bize indirim yapılacak mı ya da para iadesi yapılır mı? Hı hı. Şimdi bu sorular çok. Şimdi biz herhalde tüketici olarak bu trafik kanunu bir milat varsaydık. Milat çıktı, yani kanun çıktı. Bu zamana kadar yüksek yaptırdırsa bundan sonra geri prim iadesi alabilir miyim diye merak ediyoruz. Şey gibi, vergi gibi yani. Şimdi biliyorsunuz daha trafik kanunundaki değişiklikler yürürlüğe girmedi ve genel prensip, hukuktaki genel bir prensip, kanunlar geriye doğru yürümez. Dolayısıyla yayınlanan kanun da yayınlandığı tarihten sonraki poliçeler için geçerli olacak. Daha sonra düzenlenen poliçeler için geçerli olacak. Dolayısıyla burada bir prim iadesinden söz etmek ne yazık ki mümkün olmayacak. Şimdi Hakan Bey şöyle soruyor. Sigorta kanununun 11'e 4 maddesi sözleşmede belirtilmeyen maddelerin teminat altında olduğunu yazmaktadır. Bu durum değişti mi? Bu durum değişmedi. O ne demek? Teminat... sözleşmenin teminat altında olduğunu sözleşmede belirtilmeyen maddelerin teminat altında ne demek? Yani bu 2007 yılında 5684 sayılı sigortacılık kanunu yayınlandığı zaman eklenen bir maddeydi ve maddeye göre de eğer siz teminat dışında kalan bir hali sözleşmeye yazmazsanız bunu ödemekle mükellefti sigorta şirketi. Dolayısıyla bu maddede herhangi bir değişiklik yok. O zaten sigorta bir sözleşme, evet. Sigorta kanunu o zaten, evet, değil mi? Evet. Peki. Ya bir soruyu da sorayım size Atilla Bey. Ya bu hani bir sıkıntılı bir şey, derde deva olalım. Bir izleyicimiz diyor, kaza geçirdim. Yeşil ışıkta geçerken kırmızı ışıkta geçen biri yüzünden diyor. Yani karşı taraf %100 hatalıydı. Olay yerinden kaçmış ve polis bulamamış. Bu kazadan çok fazla maddi ve manevi kayıp yaşadım.
Ama karşı taraf kaçtığından dolayı sigortadan hiçbir maddi bir şey alamadım. Benim bir hakkım var mı diye soruyor. Var mı bu gibi durumlarda kaçtı maçtı işte? Şimdi eğer tedavi gideri ise zaten tedavi gideri için şu anda SGK ödemeleri yapıyor ve zorunlu sigorta kapsamında hem sigorta şirketleri, daha doğrusu zorunlu tedavi teminatının verildiği zorunlu sigortalarda hem sigorta şirketleri hem de güvence hesabı bu SGK'nın ödeyeceği tedavi giderleri için %10 primlerini SGK'ya aktarıyorlar. Dolayısıyla tedavi giderleri için SGK'ya başvurmasında herhangi bir maddi de yapacak bir ne yazık şey. Ki yapacak bir şey yok. Kask olması gerekiyor. Evet, kask olması gerekiyor. Şimdi Atilla Bey, bitti mi artık sorunlar bu trafik sigortasındaki bir seneden fazladır konuştuğumuz, tartıştığımız, işte bütün sivil toplum örgütlerinin ayağa kalktığı, işte neredeyse Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na giden, bitti mi artık? Şimdi öncelikle... Rahata erdik mi? Öncelikle ilk aşama için ilk aşamada yapılacaklar yapıldı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü hesaplamalarda standartizasyon getirildi. Ve şirketler geçtiğimiz dönemlerde öngöremedikleri hasarlarla karşı karşıya kalmışlardı. Bu öngörülemezlik durumu da ortadan kalktı. Şu anda piyasa daha stabil bir çerçeveye kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ve kanunun getirdiklerinin de hayata geçmesinden sonra tam anlamıyla rahatladığımızı söyleyebiliriz. Evraklar teslim edildikten sonra 15 gün mahkemeye başvurabilirim. Yoksa ben müracaat ettikten 15 gün içinde hiçbir cevap alamazsam mı mahkemeye gideceğim? Şimdi, evet, bu... Şimdi aslında dördüncü gelen değişiklik de bununla alakalıydı. Başvuru ve ödeme süresi birbirinden farklı. Yani siz sigorta şirketine ihbarda bulunacaksınız. İhbarda bulunduktan sonra 15 gün içerisinde size dönüş yapacak sigorta şirketi. Tabii siz bu süre içerisinde sigorta şirketinin talep ettiği evrakları da sigorta şirketine ileteceksiniz. Yani zaten bu evraklar genel şartlarda yazacak. Çok standart evraklar olacak. Şu anda verilen ehliyet, ruhsat fotokopisi, gerekiyorsa alkol raporu, eksper raporu gibi evraklar olacak. Dolayısıyla siz sigorta şirketinin hasar ihbarında bulunduktan sonra 15 gün sonra eğer başvurunuza bir cevap alamazsanız veya size verilen başvurudan tatmin olmazsanız yargıya başvurabileceksiniz. Nihat Bey şöyle bir soru soruyor. Trafik sigortasındaki vefat ve sakatlık tazminatının bir sınırlaması yok mu diye soruyor. Var değil mi zaten? Trafik sigortasında zaten limitler var. Bunlar Hazine Müsteşarı tarafından yayınlanıyor ve önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde geçtiğimiz yıllarda Hazine Müsteşarlığı 5 yıllık limitleri açıklamıştı. Ama zaten trafik sigortasında ödenen sürekli sakatlık ve vefat tazminatları çoğu zaman bu belirlenen 310 milyonluk limite ulaşmıyor. Genelde şu anda ortalamalar 100 bin ile 120 bin arasında. Burada yapılan hesaplamalara standart sağlanarak dediğim gibi bu hesaplamaların aynı özelliklere sahip kişilere aynı oranda ödemesi sağlanacak. İki tane soru var. Biri bu Twitter'dan, biri buradan. Twitter'dakini sorayım. Yaya Bey diyor ki mesela geçen sene 200 TL yapılan trafik sigortası şimdi 600 TL bandında yapılıyordu. Peki şimdi tekrardan 200 TL bandına düşecek mi? Şimdi bunu tabii yarın bir gün ileriki haftalarda bir sigorta şirketi genel müdürü de çağıracağız. Onlarla da konuşacağız. Bakalım ne yapacaklar ama soru da size. Buyurun. İner mi artık fiyatlar? Şimdi fiyatların stabil bir hale geleceğini söyleyebiliriz. Ama fiyatların inmesiyle ilgili her şirketin farklı portföy yapısı, farklı mali sonuçları ve farklı zarar sonuçları var. Dolayısıyla bu ilerleyen dönemde stabil hale gelmesinden sonra şirketler yine geçmişte olduğu gibi kendi sonuçlarına göre primlerinde gerekli ayarlamaları yapacaklardır. Atilla Bey, bu kanunla birlikte çıkan ticari araçlarda prim sınırlaması bu kanunla birlikte ortadan kalktı mı, halen var mı, baki mi, devam ediyor mu diye soruyorum. Şu an ticari araçlar için getirilen azami prim tavan uygulaması devam ediyor. Onunla ilgili bir düzenleme yok. Bu kanunda ona ilişkin bir hüküm içermiyor.
Peki uygulama ne zaman başlayacak? Sorunun bir kısmı sorularını öyle resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Resmi gazetede yayınlandığı tarihte, çünkü öyle çıktı. Resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Yalnız taşımacılık yapan araçlar için bir değişiklik var. Belki onu söylemek gerekiyor. Bu kanunla beraber taşımacılık zorunlu mali sorumluluk sigortası diye bir başka zorunlu sigorta vardı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar yapıyordu. Şimdi bu sigorta ürünü kaldırıldı kanunla. Nasıl yani? Hangisi kaldırıldı? Taşımacılık zorunlu mali sorumluluk sigortası kaldırıldı. Koltuk sigorta değil. Koltuk ferdi kaza değil. Bu aynı trafik sigortasının bedeni tazminat mantığında işliyordu. Yani otobüste giderken eğer bir trafik kazasına karışırsanız yine sorumluluk oranında taşımacının sorumluluğu oranında bir tazminat ödemesine hükmediliyordu. Zorunlu koltuktan bağımsız. Çünkü zorunlu koltuk kusura bakmıyordu. Şimdi buradaki hasarlarda bu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaldırıldığı için zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek. Yani o sigortayı da trafik sigortasıyla mı birleştirdiler? Ya evet. Onun içinde prim de var. Ya mesela bundan sonra şunu mu anlamam gerekiyor? Bundan sonra artık onun da primi olacak. Yaptırıldığında ticari araçlarda. Onun primi zaten vardı ama ayrı bir sigorta önünde alınıyordu. Şimdi zorunlu trafik sigortasında primlere yansıtılacak tabii ki. Ha yani çünkü iki sigorta mı birleştirildi? İki sigorta birleştirildi çünkü orada bir kaza olduğu zaman, bir vefat olduğu zaman önce taşımacılık mali sorumluluk sigortasından ödeme yapılıyordu. Hı hı. Taşımacılık mali sorumluluk sigortasının limiti tükendiği zaman zorunlu trafik sigortasına dönülüyordu. Ama şimdi doğrudan zorunlu trafik sigortasına gelecek. Dolayısıyla özellikle büyük otobüslerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde trafik sigortasından çok fazla bir bedeni tazminat ödenmiyordu. Fakat şimdi taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaldırıldığı için bu hasarlar doğrudan trafik sigortasına geleceği için o hasarlarda trafik sigortası bünyesinde tasfiye edilecek. Ya indirim beklemesinler ticari araçlar, aksine ikisi birleşmiş oluyor. Yani şu an ne kadar bir yük getirecek? Çünkü taşımacılıktaki yaklaşık muallak hasarlarla beraber 140 milyon civarında yıllık bir ödeme var. O 140 milyonluk ödeme toplu halde trafik sigortasına gelecek. Gelecek. Bunun karşılığında tabii sigorta şirketleri taşımacılık mali sorumluluk sigortası için ayrıca prim alıyorlardı. O primlerin de bir kısmı tabii ki yansıtılacak. Yansıtılacak. Atilla Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bakış programının sonuna geldik. Haftanın ilk iş gününün son bölümde de trafik sigortalarını anlattık. Sorularınız bizde baki. Önümüzdeki dönemlerde yeni konuklarımızla bunları paylaşırız. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.